Şimdi gelelim dış politikaya. Çok kısa bir zamanım kaldı ve ben tüm konuklarımdan rica edeceğim. Bu bölümde kısa kısa değerlendirmeler yapmamız icap edecek. Şimdi Rus lider Putin'in açıklamaları aslında bu haftaya damgasını vurdu değerli izleyenler. Batı Rusya'yı yok etmekle suçladı. Nükleer silahlarla bize şantaj yapmaya çalışanlar işlerin tersine dönebileceğini bilmeliler dedi Putin. Ve aslında şurası çok çarpıcı. Batı'ya söylüyorum. Kullanacak çok silahımız var dedi Putin. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Bu bir blöf değildir dedi. Şimdi e, Eray Bey sizinle harita başına geçelim mi? Şimdi e, aslında çok çarpıcı açıklamalardı. Ne demek oluyor Putin'in bu açıklamaları? Böyle bir durumda, e, şu laptopu da kapatmamı rica etti yönetmen arkadaşım. Şimdi nükleer silahın kullanılması tabii korkunç bir anlam taşıyor, böyle bir blöfte yapmadığını söylüyor. Yani ne olur böyle bir şey olursa nereye etkilenir? Neden o kısmi seferberlik ilan edildi? Aslında biraz ona bakmak lazım. Hı hı. Bunun iki tane sebebi var. Biri eğer Ukrayna haritası varsa oradan daha iyi anlatabilirim. Evet rica edelim Ukrayna haritasını alalım. Evet, Salı gününe kadar sürmekte olan ee, işte Herston, Zaporizja, e, Donetsk ve Luhansk. Şurada dört tane yer var. E, burada bir şu an plebisit yapılıyor biliyorsunuz salı gününe kadar da devam edecek. Salı günü de açıklanacak. Ondan sonra Rusya burayı bu, bu alanı yani Kırım'dan Donbas dahil, e, Harkova kadar olan şu alanı kendi toprakları ilan edecek. Şu an Rusya'nın planı bu. Yani çar salı günü akşam ya da çarşamba günü sabah biz bunu göreceğiz efendim. Buralarının artık Rus toprakları olduğunu ilan edecek. Azak Denizi Rusya'ya geçecek ve diyecek ki burası benim topraklarım olduğu için ilhak edildiği için Artık diyecek buraya olan bir saldırı Rusya'ya yapılmış saldırıdır. E şimdi bunu Ukrayna kabul etmeyecek ne olacak? Şöyle e, zaten kabul etmeyecek yani Hı. dünya kabul etmiyor. Evet Yani e, daha önce hatırlarsanız Donbas alanında bir plebisit yapılmıştı. Bir tek Rusya ve Suriye tanımıştı. Diğer hiçbir e, dünya ülkesi tanımıyor. Türkiye de tanımıyor zaten. Hı. Yani zaten doğru da değil ama neticede ben Rusya'nın e, planını açıklayayım size. Ne olacağını açıklayayım. Ondan sonra sorularınıza cevap vereyim. Dolayısıyla burada... Burası Rusya'nın yani harita değişikliğiyle ilhakıyla gelişince Putin bir siyasal avantaj sağlayacak. Çünkü diyecek ki, bakın girdik, işte zafer kazandık, Azak Denizi bizim, Kırım bizim, sondan efendime söyleyeyim, Harkova kadar olan alan bizim diyecek ve bunu iç kamuoyuna bir zafer olarak yayınlayıp bir rahatlama, yani siyasal bir rahatlama sağlayacak. Aynı zamanda dışarıya karşı da burasının artık kendisinde olduğunu söylemekle birlikte bir tampon alan, NATO'yla da bir tampon alan oluşturduğunu ifade ediyor. Ve bu anlamda buraya karşı olacak bir saldırıya karşı da 300 bin asker toplayarak bir topyekun gerekirse savaşa girebileceğini, bunun için hazırlık yaptığını ifade ediyor. İşin sakat tarafı aslında ikinci kısmı bu. Yani... Evet, e, burada bir yenilmişlik var. Yani Ukrayna'da Rusların bir geri çekilmesi, bir yenilmişliği var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani çok açık. Fakat bir, bu 300 bin askeri toplayarak bu alana yığması, bundan sonra bu bölgelerde çok daha kanlı savaşların olacağını da gösteriyor bize. Onu da size söyleyeyim. Yani önümüzdeki dönemlerde Rusya'nın yapamadığı şu alan, e, Fulya Hanım, e, aslında Ukrayna ordusunun 50 bin kişiyle, e, savunma yaptığı alandır. Burayı e, kuzeyden güneye yani batıda, batısını arkasını çeviremediği için bir imha harekatı yapamadı Rusya. Ama öyle bir hassasiyet yarattı ki yani hakikaten çok riskli bir hareket tarzı uyguluyor şu an Rusya. Bu bölgeye kendileri bakın 150 bin askeri var burada Rusya'nın. Şimdi buna büyük bir ihtimal bir 100 bin kişi daha takviye edecekler. 100 bin kişi de 6 ordu demektir. Yani 15 orduya Altı ordu da yaklaşık 20 küsur orduyla şimdi buraya toplanması bir şey oluyor. Yani siz birliklerinizi toplarsanız Ukrayna karşısında bir hassasiyet teşkil edersiniz. Yani burada birliklerinizin imha olması gibi bir durum da var. Şimdi bir üçüncü aşamada her ne kadar Putin bunu söylese de burada böyle bir planı olsa da yani Batı destekli Ukrayna kesinlikle burada savaşın bitmesine izin vermeyecek. Ve Avrupa bunun için hazırlanıyor. Hatırlarsanız en son e, bu e, şeyi e, kısmi seferberliği ilan ettikten sonra Avrupa ülkeleri hemen derhal kısa sürede Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapalım diye toplandılar ve bunu bir hafta içerisinde yapacaklarını söylediler. Dolayısıyla çok daha gelişmiş teknolojisi, yüksek silahlar buraya kaydıracaklar. Şimdi bu Ruslar için büyük hassasiyet. Yani bunu tekrar söylüyorum, burada çok kanlı savaşlar olacak. Yani gördüğümüz manzara o. Çünkü eline özellikle bakınız daha önce bir yine Sayın Ahmet Hakan'ın programında ifade etmiştim. Ukrayna karşı taarruza hazırlanıyor demiştim. Harkov'da bunu yaptı. Yaptıkları iki yer var. Bir Mikolayev, biri de Harkov. Bakın dikkat edin tam da köşe e, omuz başlarında yapacak diye de ifade etmiştim. Harkov'da yaptılar ve Rusları çıkardılar. Eray Bey çok kısaca şunu sorayım size. O zaman biz e, şu ana kadar Rusya-Ukrayna savaşında bu gelinen noktada çok daha e, Ciddi çatışmaların olacağı bir ortam mı bekliyoruz? Bunu mu söylüyorsunuz? Evet. Burada şöyle söyleyeyim. Bu alanda Ukrayna alanında daha şiddetli çatışmalar olacak efendim. Ama bir üçüncü dünya savaşı çıkar mı? Sözü hep sorusu soruluyor. Evet. Yani burada eğer e, Rusya e, savaşı... Daha büyük cephelere yaymaz ise bir şey olmaz. Hı hı. Yani bunun için de... Yayar mı? Yaymaz. Çünkü niye? Batı, Ukrayna Savaşı sürdüğü müddetçe doğrudan Rusya ile bir çatışmaya girmeyecektir. Hı. Bu girmediği müddetçe yardım edecektir. Ama bu iş burada bir bölgesel savaş şeklinde çok kanlı bir şekilde devam edebilir. Evet, Putin şu alanda bir... E, siyasal zafer elde etmiş ve iç kamuoyunu rahatlatacaktır. Ama bunun bedelini burada ödemeye de hazır olmalıdır. Çünkü e, hakikaten Ukrayna teknoloji ve istihbarat anlamında Batı'nın imkanlarını kullandığı için hakikaten Rusya'yı burada zorlayacaktır. Buna karşı ne yapacak onu bilemiyorum. Yani neticede buradan bir 3. Dünya Savaşı şu an çıkmaz, çok uzak. Ha. Ama burada kanlı savaşlar olma ihtimali yüksek efendim. Tamam şimdi sürem çok az kaldı. O yüzden ben tüm konuklarımdan ikişer dakikalık bir değerlendirme istiyorum. Emin Bey sizinle başlayalım. Eray Bey 3. Bir Dünya Savaşı'nda bu noktada görmemiz zor olur dedi ama çok kanlı çatışmaların olabileceğini ifade etti. Çünkü Rusya'nın riskli bir hareket yaptığını söyledi. Siz gelinen noktayı 2 dakikayla nasıl değerlendirirsiniz? Ben de öyle görüyorum. Burada zaten Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın tepişmesi, itişip kakışması var. Ama ben biraz farklı noktadan bakmak istiyorum. Dünyadaki pek çok ülke Ruslar bu savaşı bitirmek istemiyorlar. Ama Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşın devamını istiyor. Burada çırpınan, mücadele eden bir tek Türkiye var ve bu savaşı bitirmek için Erdoğan'ın bir takım adımları var. Zaten o bölgelerde de bir takım rahatlamalar varsa bunu Türkiye Cumhuriyeti sayesinde. E, o, görüyoruz. Onun ortaya çıktığını e, hep birlikte görüyoruz. Yani esir değişiminden tutun da o bölgenin e, tağlılarının veya gübrelerinin dünyaya ulaşması noktasında Türkiye e, önemli bir nokta. Zaten o bölgede bir e, sıkıntı e, giderme e, söz konusu olursa, bir ateşkes söz konusu olursa, bunu da Türkiye e, sağlayacak. Öyle görünüyor. Ancak Türkiye bu çabalarda bulunurken bu savaşın devam etmesini isteyenler var. Bak. Ama bu arada başka bir şey var. Biz neyi tartışıyoruz? Biz dünyaya nizam ve intizam getirmeye çalışan bir çabanın mimarlarından Erdoğan'ı nasıl göndeririz tartışıyoruz. Erdoğan gittiği zaman ne olacak? Biz de işte bu tarafların bir haline geleceğiz. Biz de rüzgarın önünde uçan bir yaprak noktasında Amerika Birleşik Devletleri'ne sırtımızı dayayacağız Bugünkü politikayı e, sürdüremeyeceğiz. Ben işin bu tarafındayım. Yani kartlar yeniden karlıyor. Dünyada çok ciddi problemler var. Çok kanlı savaşlar var. Hatta ve hatta bunun e, bir nükleer savaşa evrileceği söylenirken biz bunu hiç tartışmıyoruz. Bakın bu meseleyle ilgili adım atanlar da biraz önce Teşekkür Serkan Bey de. belirtti. E, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olmamız gerektiğini söylüyorlar. Rusya'ya ambargo uygulamamız gerektiğini söylüyorlar. Oysa... Türkiye rahatladı. Bakın bir kışa giriyoruz, dünya kara kara düşünüyor, gaz problemi var, hepsinin büyük sıkıntıları var. Bir tek rahatlayan biziz. Bir de tedarik zinciri sıkıntıya evet, Ederim. şu anda herkes Türkiye'nin eline bakıyor. O açıdan ben işin bu tarafıyla ilgiliyim. Tamam. Türkiye'de maalesef bu gelişmeleri... Çok da bakmıyoruz, başka işlerle uğraşıyoruz. Fulya Hanım, bir şey tamam, söyleyeyim. Tabii. 200 esir değişimi, 200'den fazla esir değişimi çok çok önemliydi bu noktada. Yani acaba Türkiye buradaki savaşı bitirmede etkili olabilir mi? Evet, yani bu 200 esir değişimi... Çok çok önemli. Bir de bu Şanga İşbirliği Örgütü esasında Sayın Putin Sayın Cumhurbaşkanı görüştüklerinde biliyorsunuz burada acaba tahıl koridorunda Rusya'nın bazı çekinceleri vardı işte gelişmiş hmm. ülkede bunu durdurur mu diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Putin'i ikna etti bu noktada. Hakikaten bu şeyin sağlıklı bir şekilde devam etmesi de en azından buradaki savaşa bir rahatlama. Sağlama açısından önemli bir diplomatik evet. başarıdır. Bunda İpek Hanım iki dakika e, tamam, sadece çok de, kısa yani bir, e, o, üçüncü Dünya Savaşı'nın eşinde miyiz? Ne olur bu çatışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Şöyle çok değerlendim. Şimdi burada evet Türkiye'nin e, tutumunu ben de doğru buluyorum özellikle arabuluculuk meselesinde tarafsız olmasında e, bu e, özellikle. E, buradaki referandumları desteklemediğini söyledi. Yalnız şuna katılmıyorum. Dış politika kişiler üzerinden değerlendirmez. Dış politika devlet politikasıdır. Devletin bir dış politikası olur. Burada kişiler üstünden bunu değerlendirmenin doğru ve yönt doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi inşallah umarım büyük bir dünya savaşı 3. dünya savaşı çıkmaz ama çıkacağına ilişkin ne yazık ki senaryolar da var. Benim okuduğum okuduklarımdan bir tanesi örneğin Romanya bu Romanya üzerinden özellikle Avrupa'nın silah gönderdiği ve Rusya'nın Romanya'ya saldıracağı yani Romanya'ya yayabileceği biraz böyle huzursuzluk çıkarmak için. Yani NATO, Romanya, Polonya hepsinden gönderiyorlar. Evet, Polonya, evet, Romanya, Polonya, evet. Bunlar aslında gönderiyorlar yani Nato evet, üzerinden. Evet, Polonya'da bir NATO ülkesi olduğu için NATO ülkesine saldırmış olacak bu durumda. Bu şekilde işte Balkanlara, Kafkaslara yayıp Rusya savaşı belki oralarda da böyle bir kavga, kargaşa noktaları çıkartıp biraz daha böyle müzakereye zorlayabilir diye bir düşünce var. Rusya sertleşti. Sizi tekrar etmek için, etmemek Tabii. için farklı evet. şeyler Son söylemeye çalışıyorum. Alayım. Dört gün önce bir yasa çıkarttı. Dedi ki askerlikten kaçanları cezalandıracağım. Evet. Hapis cezası seferberlik vereceğim. Ilanı Efer, evet, seferberlik Seferber. ilanından sonra. Bir de vicdani retçilere 3 yıl hapis cezası vereceğim dedi. Yani Rusya politikasını ağırlaştırıyor. Umarız nükleer silahları kullanmazlar ve böyle bir dünya daha kötü bir durumun Teşekkür içinde ediyorum. kalmaz. Evet Serkan Bey iki dakikada sizin süreniz var buyurunuz. Tabii şimdi burada Rusya nükleer silah kozunu masaya koydu ama Rusya'nın daha önemli, daha real bir silahı var. Enerji silahı. Ne Rusya, ne Amerika, ne AB bu nükleer silah kozunu ortaya koyamazlar. Hepsinin bitişi olur ve dünya açısından da bir felaket olur. Ama nasıl ki AB ve AB, ABD küresel finans sistemini dışına attılar Rusya'yı. Evet. Kozlarını kullandılar. Rusya da şimdi büyük kozunu kullanıyor. Avrupa'yı diyor, kışı Enerji. diyor, sizi diyor. Enerjisiz, doğalgazsız bırakırım evet. diyor. Bu savaşın bir kazananı var. Aslında Uzakta. herkes birbirine şantaj yapıyor şu an. Tabii. Fulya. AB perişan. Rusya sıkıntıda, Ukrayna sıkıntıda hiç keyifli uzaktan izliyor okyanus ötesinden. Enerji evet. krizi yok. Evet. Sıkıntısı yok ve bu savaşın da uzadıkça kazanan hep ABD, ABD oluyor. oluyor doğru. Türkiye bu dönemde inanılmaz doğru işler yapıyor. O yüzden biraz önceki cümlemde de sarf ettim. Daha kendi partisinde destek görememişlerin, kendi arasında birlik beraberlik sağlayamamışların, bir ilke ortaya koyamamışların, bu kadar jeopolitik riski yönetebilmeleri mümkün değil. Türkiye bu dönemde Milli Devlet güçlü hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlarıyla, Sayın Erdoğan'ın dünya liderliğiyle, Sayın Devlet Bahçeli Bey'in kayıtsız şartsız alvar pazarlığına girmeden ortaya koyduğu vizyonla bunca badireye rağmen dimdik ayakta kalabilmiştir. Bütün vatandaşlarımızın da bu okumayı doğru yapmasında Teşekkür fayda var Teşekkür ederim Serkan Bey. E, Sayın Türker, iki dakikada sizin süreniz var. Dünya Savaşı çıkacağını sanmıyorum. Hı. Nedeni şu, şu anda... Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ekonomiyle savaş var. Para politikalarıyla dolar euro kavgası devam ediyor ve dolar yavaş yavaş bu kavga, bu politikalar sonucunda euro'nun üstüne çıktı. Yani satın alma gücü bakımından değişiklik oldu. İkinci bir başka neden biraz evvel bahsedilen bu e, kış yaklaştı. Yani soğuklar bugünden başladı eee enerji Gerçekten kriziyle, ama çok evet, soğuk yani. E, ama bir hafta şey. sonra yükselecekmiş. Öyle. Onu da evet, tabii, enerji krizi dolayısıyla Avrupa temkinli davranmak zorunda. Bu konuda da ciddi bir şekilde bir beklenti var. Şimdi bu konuda bir nükleer savaş çıkmasını asla düşünmememiz lazım. Yani, evet şu an için temenni etmemeliyiz nükleer savaş çıkarsa en çok zarar görecek ülkelerden birisi Türkiye'dir. Neden? Çünkü burada kullanılacak nükleer silah yakın olan, Rusya'nın komşusu olan Türkiye'ye çok olumsuz neticelerde, çok olumsuz etkiliklerde bulunacaktır. Biraz evvel sizin verdiğiniz NATO karşılaştırmalı e, silah gücü bence o kadar önemli değil. Neden değil? Mesela o silah gücünün içinde, tankların asker sayısının içinde Türk askeri de var, Türk tankları da var. Türkiye şu ana kadar elinden geldiği kadar tarafsızlığılık e, boyutunu öne yep. koyup, Rusya da dengesini kurmaya çalışıyor ama başka bir şey daha var. Mesela ben evet. dün e, Özbek gününde günü ne dersem, havalanında. Ömer adlı bir arkadaşla tanıştım. Soyadını da söylemedi. Ürgüplüymüş Nevşehir'de. Mesela çok ilginç bir şey. Nereye gidiyorsun? Yurt dışına gidiyorum dedi. Ne iş yapıyorsun? İHA pilotuyum dedi. Yani şimdi bu bile manidardır. Türkiye açısından. Biraz evvel gösterdiğiniz haritada da Ukrayna'da Türkiye'yi ilgilendiren İHA'ların bu tollanın üretildiği yeri tekrar geri almış. Ukrayna, Harkiv. Evet, civarı. Evet. Dolayısıyla burada dua etmemeliyiz. Bu konuda temennide bulunmamalıyız. Tam tersi yani. bakmalıyız. Ve bir üçüncü dünya savaşı yok ama Rusya'nın burada başka bir tavrı var. Rusya diyor ki siz benim üstüme çok gelirseniz ben gerekirse gemileri yakarım diyor. Tamam. Yani bu kısmi seferbelliğin manasını böyle algılamak lazım yoksa Rus kaçtı gitti filan değil Rus da kaçacak ama başka gizli bir şey var. Bunun altını çizip sözlerime son vermek evet. istiyorum. O da şudur. Geldiğiniz uçakta Ruslar çok fazlaydı. Evet. Şu anda gazete haberleri de kısmi seferberlikten dolayı Türkiye aniden Ruslar gelmeye başladı. Evet. Şimdi zengin göç başlayacak Türkiye'ye bu zengin göç Suriye ya da Afganistan göçü gibi değil. Türkiye'nin demografisi, Türkiye'nin zenginliklerini ve Türkiye'nin yapılanmasına çok olumsuz etkileyecektir. Peki, ben son dinle. Şu Lütfen an batı, buyurun. Şimdi, batı şimdi, batı evet, ve son söz batı sizin. Batı Avrupa'nın. Bir haber verebilir miyim? E, buyurun. CHP'den şu anda üst düzeyden bir e, mesaj geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Amerika seyahatinde gidiş kesin değil gitmeyebilir de şeklinde CHP'den bir bilgi geldi. Peki, Peki. tamam gelişmeleri takip ediyor olacağız bize teşekkürler yani buyurun. Yani bu nükleer silahlar ya da çatışmanın daha üst boyuta taşınmasının 8-10 yıl sonra Çin'in topa girmesiyle olma ihtimalini yüksek görüyoruz. Yani e, şu an için evet. e, hani, Putin dedi ya elimizde var. Bu bir blöf mü? Yani. Yani bu yani, bu, bu kullan, evet, kullanmaz mı? Çünkü bütün dünya şu anda çok endişeli yani. yani Sayın Bakan'ın dediği gibi yani beni köşeye sıkıştırırsanız ben bunu hmm. e, zaten nükleer silahın kullanma... O radyoya gelmez diyorsunuz. Yani, yani şöyle nükleerse var, varoluşsal tehdit. Yani şu an hiçbir şey Rusya için varoluşsal bir tehdit değil. Yani burada bir mücadele var bölgesel. Bir de Avrupa ve Amerika'nın hani dedik ya demin bir önceki turda söylediğim yani harbin değişen doğası ve karakteri söz konusu. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi konvansiyonel savaşlar olmasını beklemiyoruz. Peki ne bekliyoruz? Bunu şöyle tanımlamışlar. Daha doğrusu bizim de yorumumuz bu şekilde. Askeri gücün, askeri gücün Batı için söylüyorum, Batı ve Amerika için askeri gücün vekaletler üzerinden asimetrik ölçülerde kullanılması. Yeni stratejinin adı bu. Tekrar edeyim. Askeri gücün vekaletler üzerinden asimetrik ölçülerde kullanılması. Dikkat edin. Bir yani Ukrayna bu ne ordusu demek var. Oluyor. Bir Ukrayna ordusu var. Bir Ukrayna ordusundan daha fazla da bölgede aslında sivil görünümlü askerler var. Hı. Yani bunlar öyle çapulcu falan değil. Ha. Bunlar uçak kullanıyor, helikopter kullanıyor. Hatırlarsanız Belogrod kentini vurdular. Belogrod kentini vuran Ukrayna ordusunun askerleri değildi. O yetiştirilmiş bölgeye gönderilmiş paralı askerler. Aynı şekilde şurada Moskova gemisini vurdular. Rusya'nın en büyük gemisi. Vuranlar Ukrayna ordusu değil. Düşünün başka yani bölgedeki diğer aktörler. Yani o yüzden vekaletler üzerinden askeri gücün asimetrik. Bakın bir gemiyi vuruyorlar. Ne kadar büyük bir şey. Yani Rusya'nın en büyük gemisi. Efendim ve bunun üzerinde iki tane S-300 sistemi varmış biliyor musunuz? Şeyin e, e, bu geminin üzerinde yani S-300 füze sistemi var o da birlikte batıyor. Gen gene burada işte gidip petrol e, tesislerini vuruyorlar. Rusya anakarasına saldırıyorlar. Bu Ukrayna ordusunun askerleri değil. Yani alınan silah, teknoloji, istihbarat ve işte diğer güçler işte askeri gücün toplamını oluşturuyor. E, buradaki vekaletler üzerinden Asimetrik şekillerde kullanılıyor. Bunu bu yeni harbin şeyi ve bu anlamda Ukrayna bir laboratuvar efendim. Yani gelecek harpler de benzer şekillerde olacak. Hmm. Doğrudan batı fiziksel bir mücadeleye Ruslarla girmeyecek. Bu şekilde yapacak. Aynısını Tayvan'da yapmaya çalışıyorlar şimdi. Allah korusun dikkatli olmamız lazım. Biraz tansiyon düştü Türkiye ile Yunanistan arasında. Yani iş eğer ona dönerse de yine Yunanistan'ı bir Ukrayna araştırma şeklinde de bir süreç olabilir. Buna karşı da dikkatli olmamız lazım. Aynısı Ermenistan'da yapılmaya çalışılıyor. Bakın Ermenistan üzerine haksız şekilde Azerbaycan'a saldırtılıyor. Azerbaycan'ın kendi öz toprağı olan Nahçıvan'la aradaki Zengesur koridorunu engellemeye çalışıyor Amerika. Hakikaten yani bu bir laboratuvar oldu. Vekaletler üzerinden Amerika'nın ve Batı'nın askeri ekonomik gücü dahil asimetrik ölçülerde kullanıyor. Bu bir yöntem. Ha, bu ne zaman kırılır? Muhtemelen tahminimiz odur ki özellikle Tayvan'da bir ve ikinci kademe kuşakları çatışmaya sokulduktan sonra Çin'le üçüncü kademede belki Amerikan ordusunun da çatışmaya girebilme ihtimalini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bunun için daha zaman var. Şu an için buradan bir nükleer silah kullanma ya da bir 3. Dünya Savaşı Avrupa'ya saldırma şeklinde bir durumun oluşacağını şu an için değerlendirmiyoruz. Ama iki bilgi vereyim size. Bir, burada gerçekten bir yığılma olacak. Buna karşı çok ciddi silahlar kullanılacak ve bir çatışmalar yoğun, çok kanlı olacak yani yoğunlaşacak. İki, şu an 150 bin askere karşı, Rus askerine karşı Ukrayna'nın neredeyse 3 katı burada askeri gücünü yani silahlı insan gücünü arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla buna karşı denge sağlamak zorunda. Çünkü ha askerlikte 1'e 3 bir orandır. Şu an bu 3 oranı Ukrayna yakalamıştır. O yüzden karşı taarruz yapıyor ve Rusları sıkıştırıyor. Rusya bir an önce buna karşı tedbir almalı ve 1'e 3 oranını en azından dengeye getirmek zorunda ki o yüzden hemen kısmi seferberlik ilan edip burayı takviye etmek zorunda kaldı. Peki. Çok teşekkür Sorunuz ediyorum. Sorunuz varsa Değerlendirmek. Ben yani teşekkür ederim. Çok var aslında evet. ama Zamanımız e, yok. Zamanımız değil? yok. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben Sağ olun. de konuklarıma. Efendim e, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saatlere kadar izlediniz. Biz e, noktalıyoruz noktalıyoruz bu noktada CNN Türk Masası programını. Güzel bir pazar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.